Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ünyeli hemşehrimiz, tedbirli kıyafetle demeyelim de gene Doktor Mehmet Hilmi Güler şekliyle Ünye'de yapılan çalışmaları zamansız gelerek yerinde kontrol etmek istemişler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolaylıklar diliyoruz. İşiniz zor. Kolay bir iş değil efendim. Gelişinizi özetlerseniz neler söylemek istersiniz? Vallahi şimdi şu anda Ünye'nin çok önemli yatırımlarını yapıyoruz. Bir tanesi Asarkaya'nın yolu ve Asarkaya tesislerini oluşturuyoruz. Çamlık baştan başa değişiyor. Burada Kaledere Mahallesi'nin daha evvelden bir yağmur yağdığı zaman burayı sel basıyordu. Hep bütün bir şeyler su altında kalıyordu. Bunun bütün altyapısını yeniden ele aldık. Borularını değiştirdik. Atık su boruları, yağmur suları, ondan sonra elektrik hatları dahil olmak üzere hepsini ele aldık. Şimdi asfalt yapılıyor. İnşallah burası şu anda güzel bir hale gelecek kaldırımlarıyla beraber. Çok merkezi bir yer. Şimdi bunu yapıyoruz. Ayrıca Ünye'nin meşhur 35 yıllık çöpünü kaldırdık. Çok önemli. Yani o çok önemli bir şeydi. Onu da hallettik. Şimdi bundan sonra bir de bisiklet yolu var. Onu da ihalesini yaptık. Şimdi yer teslimi yapılacak. Ünye'nin sahili harikulade bir görüntüye sahip olacak. Bütün altyapısını oranda değiştiriyoruz. Ayrıca da diğer şeylerle beraber, çalışmalarla beraber Ünye harikulade bir yer olacak inşallah. Sayın Başkanım, Ordu Büyükşehir Belediye Stasyonu'na girdikten sonra hizmet karmaşası var. Genellikle bir yere telefon açıyorsunuz. Büyükşehir bakıyor diyorlar. Büyükşehir diye küçükşehir bakıyor diyorlar. Bu şekilde bir karmaşalar var. Bu konuda bu insanlar telefon açılan kişi büyükşehir demeden alsa da hepsi ilgilileri eylese daha doğrusu değil midir bu? Doğrusu bu. Zaten böyle bir şeyin olmaması lazım. Hepimiz bir aileyiz, bir bütünüz. Evet. Böyle bir ayrımın olmaması lazım. Ayrıca da zaten biz fazlasıyla çalışmalar yapıyoruz. Mesela bir konteyner limanı Türkiye'nin en büyük yatırımı Ünye'ye yapıyoruz bunu. Evet. En büyük yatırım. Yani tek başına en büyük yatırım. Onun dışında zaten çöpüydü, asfaltıyla hepsini zaten büyük şehir olarak yapıyoruz. Yani burada öyle bir ayrımın olmaması lazım. Arkadaşlarım da bizim arkadaşlarımız. Tabii. Yani ben ona rastlamadım ama eğer öyle bir şey varsa arkadaşlar uyarırız. Yok yanlış. Hepsi bizim işlerimiz. Bir de Sayın Başkanım, geçtiğimiz günlerde doğalgaz boru hattı patladı. Yol bozuldu. Grup yoluydu. Uzun süredir doğalgaz tamiri yapıldı da o yörenin 5 köye ayrı hizmet veren grup yolunun yapılmadığı yolunda şikayetler var. Bu konuda bir de ikisini beraber sorayım. Bazı köylerimizde su sıkıntıları var. Geliyor yetkililer yapıyor. Arkasından patlıyor. Vallahi ben bir gün var, 3 gün yok şeklinde. Ben bakanken dertler var bakalım. Ben bakanken Ünye'nin içme suyunu ben getirmiştim. Yaşar Sezgül Bey'le çalışma yaparak getirmiştik. Evet. Dolayısıyla suyun bir problem olmaması lazım. OSKİ'de eğer öyle bir şey varsa onun çözümünü yerine getirir. Grup yolları konusunda böyle bir şey olması mümkün değil. Çünkü şu anda biz hepsini plana aldık. Hüseyin Bey'le de görüştük. Onların isteklerine ve önceliklerine bağlı olarak yolları da asfaltlıyor. Zaten şu anda yaptığım denetleme, teftiş de bunların yerinde olup olmadığını, yapılıp yapılmadığını teftiş etmek, nasıl çalışıldığını yerinde göreyim diye geldim. Onun için öyle bir soru yok. Doğalgazda da gene benim ilgi sahama giriyor. Bakanken Ordu'ya, Fas'a, Ünye'ye doğalgazı ben getirmiştim ama maalesef belediyeler bunu 10 yıl geciktirdiler. Evet. Şimdi şu anda da o dağıtım meydana geliyor. İşte güzel bir şekilde olacak onlar da. Hepsi süratli bir şekilde gerçekleşiyor. Sayın Başkanım, kolaylıklar diliyoruz. Ben başarılar diliyoruz. Sağ olasın. Ben de size teşekkür ederim. Sağ olasın. Görüşürüz.